Arkadaşlar merhaba. Endemik yayınları TYT matematik denemelerinin çözümlerine devam ediyoruz. 7 numaralı denemedeyiz. Öncelikle kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz çok mutlu olurum diyerek başlayalım. Aşağıda 25 tane özdeş kareden bir kısmı maviye boyanmış. Buna göre toplam alanın yüzde kaçı boyalıdır? Şurada sayalım bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 tane boyanmış. Boyalı olanlar 13 tane, toplam 25 kare vardı. Pay ve paydayı 4 ile genişletirsek %52 olur arkadaşlar. Birinci sorumuzun cevabı Ceyhan. İkinci sorumuzdayız. A ve B birer doğal sayı olmak üzere bu ifade bir tek sayıymış. Şimdi ben şunu B parantezine alıyorum. Ne oluyor arkadaşlar? A artı 1. Böyle bir çarpımın tek olabilmesi için her ikisinin de tek olması gerekir. Bir çarpmada sonuç tekse her iki sayı da tektir. O zaman a artı 1 tekse a'nın da çift olduğunu görüyoruz. Ve bunlar birer doğal sayıymış. B tek doğal sayı, a da çift doğal sayı. Buna göre hangileri her zaman tek sayıya eşittir? Bir bakalım. B tek, a çift. Mesela 0 da olabilir, onu da düşünelim. Bu durumda bunların toplamı her zaman tek olur mu? Olur arkadaşlar. Burada şu çift olacağı için çiftle tekin toplamı her zaman tektir. Bu her zaman tek sayı olmaz. A çift sayı olduğu için 2 verdiğimizde bu çarpmanın sonucu çift çıkar. A faktöriyel artı B faktöriyel. A'ya 0, B'ye 1 verelim. Her ikisi de 1 çıkar. Toplamları 2 çıkar. Bu da her zaman olmaz. Demek ki yalnız 1. İkinci sorunun cevabı Adana. Üçüncü sorumuzdayız. Aşağıda x kök 2 sayısının 6 olduğu verilmiş, yeri gösterilmiş. X sayısı hangisidir? Hangi aralıktadır diyor. X kök 2 eşittir neymiş arkadaşlar? 6. O zaman x eşittir 6 bölü kök 2. Payı ve paydayı kök 2 ile genişletirsek 6 kök 2 bölü 2. Yani x 3 kök 2. 3'ü içeri atarsak 9 olarak x kök 18'e eşitmiş. Şimdi karekök 16'nın ne olduğunu biliyoruz. 4. 4'ten biraz büyük bir sayı. 4 ile 5 aralığında bir sayı. Demek ki hangi aralıkta gösterilir? E ile gösterilebilir. Dördüncü sorumuzda her x gerçel sayısı için böyle bir ilişki verilmiş. Yani şuraya x'i alalım. Bunu bu tarafa atalım. X artı 1 olarak. Burada da x artı 1 kalıyor. Üçgen 3'ü 8 vermiş. Üçgen 18 nedir diyor. O zaman ben 3 yazarak başlıyorum. 3 eksi 4. Bu neye eşittir? 4'e. X yerine 4 yazıyorum. 4 eksi 5. Neye eşittir? 5'e. X'e 5 yazıyorum. 5 eksi 6. Neye eşittir? 6'ya. Bu şekilde devam ettik sayın arkadaşlarım. X'e 17 yazalım ki şurada 18'i elde edebiliyoruz zaten. Bu da 18. Bakın bunları eğer toplarsak dikkat edin. Şu çapraz 4'ler, 5'ler, 6'lar, en son 17'ler birbirine götürecek. Burada üçgen 3 kaldı. Burada üçgen 18 kaldı arkadaşlar. Burada da 4'ten 18'e kadar olan toplam kaldı. Normalde 1'den 18'e kadar olan toplam 18 çarpı 19 bölü 2. 9 kere 9, 81. Elde var 8. 9 kere 1, 9, 8 de elde 17, 171. Burada neler yok arkadaşlar? 1, 2 ve 3 yok. Bunların toplamı da 6 olduğuna göre çıkarırsak 165 bu toplam. Peki şuranın da bize 8 olduğunu vermiş. O zaman üçgen 18, 8 eksi 165. Eksi 157 olmalı. Dördüncü sorumuzun cevabı Ceyhan sayıdı arkadaşlar. Beşinci sorumuza geldik. Burada ne diyor? Belli bir örüntü vermiş bize. Ve diyor ki sistemde 165 tane gri yamuk olduğuna göre kaç tane beyaz yamuk vardır? Burada muhakkak sistemin başa döndüğü noktayı belirleyin. Bakın şurada üst taraf, bu altıgenin üst tarafı beyaz, alt tarafı gri. Yine üst tarafı beyaz, alt tarafı gri olan burada var. Ona gelmeden keselim. Yani sistemin tekrarladığı noktaya bakalım arkadaşlar. Şuradan kestim. Burada kaç tane gri var? 1, 2, 3, 4, 5 tane gri var. Kaç tane beyaz var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane de beyaz var.
Şimdi 165 gri. 165'i 5'e bölelim. 33 katı arkadaşlar. O zaman burayı da bir 33 ile çarpalım. 3 kere 7 21. Elde var 2. 3 kere 7 21 23. 231 tane de beyaz anlamına gelir. 5. sorumuzun cevabı deniz. 6'dayız. Aşağıda 8 tane dikdörtgenden oluşmuş bir şekil var. Her dikdörtgenin kısa kenar uzunlukları eşit. Biz bunlara x diyebiliriz. Şeklin çevresi 116 metre. Dolayısıyla dikdörtgenlerden herhangi birinin kısa kenarı. Bakın alttaki kenar kaç metre? 26. Şimdi üst kenar da 26'dır. Şu paralellerin hepsinin toplamı arkadaşlar. Şu paralellerin toplamı, dikkat edin aşağıya yansımalarını yapın. Alt tarafı eşittir. Yani 26'dır. O zaman alt ve üst kenarlar 26. Şimdi gelelim buraya. Burada kaç x var? 8x var. Merdiven tipi şekillerde bu sol tarafta yine 8x'tir. Diklerin toplamı da çünkü bakın bunların her biri x. Şu dikler. Onlar da 8x eder. Dolayısıyla topladığımızda 52 artı 16x kaça eşit olacaktır? 116'ya. 6'dan 2 çıktı 4. 11'den 5 çıktı 6. X'in buradan 4 olduğunu görüyoruz. Herhangi bir dikdörtgenin kısa kenarı 4'müş sayın arkadaşlarım. Bu da Edirne şıkkında var. 6. sorumuzun cevabı Edirne. Evet arkadaşlar 7. sorumuzdayız. Ceyda verilen malzemeleri kullanarak portakallı kek yapacak. Elinde yarım kilo şeker, 500 gram şeker, 400 gram yağ, 1,5 kilo un yani 1500 gram un ve 7 portakal var. Portakal. En fazla kaç parça kek yapabilirim? Bunlarla 15 parçalık kek yapıyormuş buradaki listeyle. Şimdi bakın burada oranlarına bakarsak 150 gram şeker için 50 gram yağ gerekiyor. 500 gram için mesela 600 gram için bir de 200 gram yağ gerekir. Yani yağ fazlasıyla var. Şeker biter ama yağ bitmez. 500 gram şekere 1500 gram un vermişler. Yani 3 katı kadar un vermişler. Burada ise 350 gram ne var? Un var. 150 gram şeker için 350 gram un gerekiyor. Yani mesela 500 gram için 1200 gram falan gerekir ki 1500 gram fazlasıyla da un var. 500 gram, 150 gram şeker için 2 portakal gerekiyorsa 500 gram şeker için kaç portakal gerekir? 6 nokta küsur portakal gerekiyor. Portakal da fazlasıyla var. Yani burada ilk bitebilecek malzeme şeker. Şeker de bitince artık kek yapamayız. Ama diğer malzemeler şekere göre oransal olarak fazladan var arkadaşlar. Soldakine göre oranlarsanız. O zaman diyebiliriz ki 500 gram şekerle 15 parça kek, pardon özür diliyorum. 150 gram şekerle 15 parça kek yaparsak 500 gram şekerle kaç parça kek yaparız? Doğru orantı kurun. Buradan da 50 parça kek çıkar cevabımız denize. 8. sorumuzdayız. A sayısının bir fazlası 3'e tam bölünüyor. A sayısının 5 eksiği 14 ile tam bölünüyor. Buna göre hangisi 21 ile tam bölünür? A neye eşit arkadaşlar? 3K eksi 1 ve 14P artı 5. Bir ekok sorusu haline dönüştü. Bakın ben burada şöyle bir şey yapacağım. Her tarafa 16 ekliyorum. Şurası 3K artı 15. Burası da 14P artı 21 oldu. Şimdi şunu 3 parantezine alıyorum. K artı 5. Burayı da 7 parantezine alıyorum. P artı 3. 2P artı 3 pardon. Şurası 7'nin katı. Şurası 3'ün katı. Demek ki A'nın 16 fazlası hem 3'ün hem 7'nin katı. Yani neyin katı? 21'in katı. Demek ki A artı 16 21 ile tam bölünür. 9. sorumuzdayız. A'nın boş olmayan B ve C alt kümeleri için kesişimleri boş küme, birleşimleri daha. Yani bunu öyle iki kümeye ayırın ki diyor. O iki küme birbiriyle kesişmesin. B kümelerinin kaç tanesi de bir eleman olarak bulunur. Şimdi bir elemanlı bir B kümesi olabilir. C'de geriye kalan 2, 3, 4, 5, 6 olur mesela. Şöyle düşünün. 2, 3, 4, 5, 6. Bir elemanlı bir tane.
Peki B kümesi 1 olsun, yanına bir tane daha eleman olsun. Şu 2, 3, 4, 5, 6'dan yani 5 taneden birini alalım. Bu şekilde 5 tane küme yazabiliriz. Kalanlar da C kümesine gider. B kümesi 3 elemanlı olsa içinde 1 bulunacak. Geriye şu 5 elemandan 2 taneyi seçeceğiz. 5'in ikilisi yani 10 tane. Mesela diyelim ki buraya 2 ve 3'ü seçerseniz geriye kalan 4, 5, 6 da C kümesi olacak. 4 elemanlı olsun. O zaman 5'in üçüsünü seçeceğiz. Yine 10 tane. 4 elemanlı. 5 elemanlı olabilir mi? Olabilir. O zaman 5'in dörtlüsünü seçeceğiz. Tamamen 6 elemanlı olamaz. Çünkü bu sefer diğer kümeye arkadaşlar boş küme kalır. Şurada bir küme var. Diğerinde 5, 10, 10 ve 5. 10, 20, 25, 30, 31 tane bu şekilde küme yazılabilir. 9. sorumuzun cevabı Adana arkadaşlar. 3 basamaklı rakamları farklı ABC sayısı ile ilgili şunlar biliniyormuş. Rakamları toplamı 15. Rakamları çarpımı tek. A, B, C toplamı 15. Rakamları çarpımı tekse bunların hepsi tek sayılardır. Buna göre kaç farklı ABC sayısı yazılabilir ve rakamları birbirinden farklı? Ben mesela 9 seçsem, buraya maksimum 7 seçemem, 5 seçerim, buraya da 1 seçerim. 7 seçsem, buraya 5, 12, buraya 3 seçerim. 5 seçsem, daha küçük sayılarla yapamıyorum. Şimdi bunun sıralaması 3 faktöriyel, 6 tane. Bunun sıralaması da 3 faktöriyel, 6 tane. Dolayısıyla arkadaşlar 12 tane sayı bu şekilde yazılabilir. 11. sorumuz bunların sıralaması nedir diyor. Şimdi 9 3'ün karesi. Bu da küp kök. Ben bunu nasıl üslü olarak yazarım? 3 üzeri ya da üslü olarak yazmayalım. Şöyle kalsın. Şu 5 3 üzeri 4. Bu da 4 3 üzeri 3. Şimdi üslü ve kökü aynı sayıyla genişletebiliyorduk arkadaşlar. Şöyle söyleyelim. Yani mesela 3, 5 ve 4 kaçta eşitlenir? 60'ta eşitlenir. Ben bunun üslünü ve kökünü 20 ile çarpayım. 60. dereceden kök 20 ile çarparsam 3 üzeri 40 bu x. Y'ye bakalım. Bunu 12 ile genişletelim. 60. dereceden kök 3 üzeri 48. Z'ye bakalım. Bunu da 15'e genişletelim. 60. dereceden kök 3 üzeri 45. Dolayısıyla en büyükleri Y arkadaşlar. Daha sonra Z, daha sonra da x, Y, Z, x büyükten küçüğe. 11. sorumuzun cevabı C. 12. sorumuzdayız. X, Y, Z birer gerçek sayı olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi daima doğrudur? Arkadaşlar burada tam sayı dememesi çok önemli bir nokta. Çünkü biliyorsunuz tek sayı ve çift sayı kavramları tamamen tam sayılarda geçerli kavramlar. X çift sayıysa Z çift sayıdır diyor. X'in çift sayı olduğunu düşünelim. Eğer Y de tam sayı olsaydı kesinlikle arkadaşlar diyebilirdik ki doğru. Ama bakın Y'ye ben 1 bölü 3 verebilirim. X'e de çift vereyim. 2 ile 1 bölü 3'ü topladım. Yani 2 bölü 3'ü topladım. Kesirli bir sayı çıkar. Burası 2 bölü 3. 3 kere 2 6. 8 bölü 3 çıkar. Z tam sayı bile çıkmaz. Yani çift diyemeyiz. Şimdi şunu bir sileyim. Devam edelim yorumlarımıza. Ne diyor? İkinci madde. Z tek sayı ise X de tek sayıdır. Z tek sayı olsun. Tamam 1. Y'ye yine 1 bölü 3 vereyim. X'i ne kesirli çıkar. Bu da olmaz. Y ve Z birer çift sayısı. Çift sayı demesi tam sayı olmasını garantiliyor. Yani Y ve Z birer çift sayı diyor. İkisi de kesinlikle tam sayı. Buraya bir çift sayı verirsen burası çift çıkar. Buraya bir çift sayı verirsen bu da çift çıkar. İki tane çift tam sayının toplamı çifttir. 12'den de çifti çıkarsam çift çıkar. Bu doğru. Yalnız 3. Burada gerçel sayı demesi çok önemliydi. X1 yine gerçek sayı. Aşağıdaki gösterilerden hangisidir bunların çözümü? Şimdi şurayı nasıl çözüyorduk arkadaşlar mutlak değerde? 7 ile eksi 7 arasında eksi 5'i her iki tarafa artı 5 olarak atıyorum. 12 ile eksi 2 arasında eksi 1 ile 6 arasında birincinin çözümü. İkinciye bakalım. Büyük türde şöyle açıyorduk. Eşitlik yok. Pardon. Büyük türde açarken x eksi 3 büyüktür 2 ve x eksi 3 küçüktür eksi 2 şeklinde. X büyüktür 5 ve x küçüktür eksi 1, pardon artı 1. Şimdi bu ikisini birleştirirsek şöyle bir de sayı doğrusu yapalım. Sayın arkadaşlarım ne demiş şimdi? X 5'ten büyük diyor ama 6'dan küçük eşittir diyor.
Bakın 5, 6. Burada eşitlik yok ama 6'da eşitlik var. Şurayı birleştirdik. X 1'den küçük ama eksi 1'den büyük eşit diyor. Eksi 1'den büyük eşit ama 1'den küçük. Şurayı da birleştirdik. Bu şekilde bir madde olması lazım. O da zannedersem deniz şıkkında arkadaşlar. Evet, 13. sorumuzun cevabı deniz. 14'teyiz. Yukarıda litre cinsinden verilen aşağıdaki sayı doğrusu üzerinde bulunan kutucuklara yerleştirilecektir. Buna göre A ve B kutularının renkleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisi olur? 5/2 ne demek? 2,5 litre. Bu 2,09, bu 2,25. 14'ü 5'e bölelim. 5 kere 2, 14. Buraya bir 0, buraya bir virgül. Bu da 2,8. Şimdi bakıyoruz arkadaşlar. 2'den sonra en küçükleri sarı. 2,09. 2,09'dan sonra 2,25 gelir. Turuncu. 2,25'ten sonra 2,5 gelir. Mavi. Sonra 2,6 gelir. Yeşil. Daha sonra da işte bu kırmızı diyebiliriz. Kırmızı gelir. A turuncu. B de neydi arkadaşlar? Turuncu, mavi. Ne dedik biz bunları? Sarı, turuncu, mavi. L ne ya? Ben L yazmışım. Şunların üzerlerine sayılarını yazalım. 2,09. Daha sonra arkadaşlar 2,25 turuncu. 2,5 mavi. 2,6 yeşil olacak sayın arkadaşlar. Daha sonra kırmızı. O zaman turuncu ve yeşil. Ceyhan arkadaşlar. 14. sorumuzun cevabı Ceyhan. 15'teyiz. 10 bölümden oluşan bir fabrika bölümlere 1'den 10'a kadar numara vermiş ve X numaralı bölümünde çalışanların sayısını gösteren fonksiyon da buymuş. Çalışanların birbirine eşit olduğu bölümlerin numaraları toplamış. Şimdi 1 nolu bölümde çalışan 3 kişi var. Buraya 1 yazarsak. 2 nolu bölümde çalışan 8, 7 kişi var. 3 nolu bölümde çalışan 3 4, 12, 11 kişi var. Ve 4 nolu bölümde çalışan 15 kişi var. Aşağıya geldik. 5 nolu bölümde çalışan 8 kişi var. 6'da 9 kişi var. 7. bölümde 10 kişi var. 8. bölümde 11 kişi var. Bakın aynıları bulduk. 8. bölüm ve 3. bölüm toplamları 11 eder. 15. sorumuzun cevabı Deniz. Arkadaşlar 16. sorumuzdayız. Burada ne diyor? Aşağıda A ile B noktaları arasında 3 farklı yol, 3 farklı renkle gösterilmiş. Burada A noktasından yola çıkan X, Y, Z araçlarından X pembe yolu, bunu şöyle yazalım. X pembe yolu, Y mavi yolu, Z de siyah yolu takip ederek aynı anda B noktasına varıyorlar. Hızlar arasındaki sıralama. Şimdi aynı anda yola çıkıp aynı anda da B noktasına vardıklarına göre kim daha çok yol gittiyse onun hızı daha büyüktür. Şimdi burada bunların hepsinin arkadaşlar iki dairenin de yarıçapları birbirine eşit. Yarıçaplarına R diyelim biz. Ve ilk olarak nedir? Pembe yolu bir hesaplayalım. Şurası yarım daire. Dairenin tamamı 2 pi r olduğuna göre burası pi r. Şurası da arkadaşlar 2 r. Pi r artı 2 r diyebiliriz pembe yola. Gelelim mavi yola arkadaşlar. Mavi yolda burası 2 r olduğuna göre buralar kök 2 r olacak. Çünkü 45-45-90 üçgeni dik kenarların kök 2 katı hipotenüsü veriyor. Dolayısıyla mavi yol burada 2R artı 2 kök 2R. 2 kök 2R. Devam edelim. Siyah yola bakalım arkadaşlar. Siyah yolda önce şu dik kenarlardan gidiyor. Yani 2 kök 2R var. Ve daha sonra da nereden gidiyor? Yine πR'den gidiyor. Şurada birleşince sanki farklı pi gibi durdu. Arkadaşlar onu düzeltelim. 2 kök 2
R artı 2R. Şimdi bunları bir karşılaştıralım. Bakın burada Y ve Z'yi bir karşılaştıralım arkadaşlar. Her ikisinde de 2 kök 2 R var. Birisinde 2 R var. Birisinde pi R var. Pi 3,14 gibi düşünürsek Z'nin Y'den büyük olduğunu görüyoruz. Z'nin Y'den büyük olduğunu gördük. Peki şimdi şu ikisini karşılaştıralım. Z ile X'i karşılaştıralım. Birisinde pi R var. Birisinde de pi R var. Birinde 2 kök 2 R, diğerinde 2 R var. E tabii ki 2 kök 2 R büyük. Z arkadaşlar X'ten de büyük. Yani Z hem X'ten hem Y'den büyük. Y ve X'i karşılaştırırsak her ikisinde de 2 R var. Birinde pi R var, birinde 2 kök 2 R var. Bakın şu o zaman şu ikisini karşılaştıracağız. 2 kök 2 kök 8'dir. E pi 3'ten büyük bir sayı. Kök 8 3'ten küçük bir sayı. O zaman x de arkadaşlar y'den büyük. Z, x ve y şeklinde olmalı. Seçeneklere bakarsak zxy olan Edirne. 16. sorumuzun cevabı Edirne. 17'ye geldik. Burada bir polinom sorusu var arkadaşlar. Soruyu biraz büyütüyorum. Diyor ki bir öğrenci kökleri verilen bir polinom denklemi yazmayı yanlış öğrenmiş. Başlık katsayısı 3 olan bu polinomu yazarken öğrenci eksileri de artı olarak yazmayı öğrenmiş. Başlık katsayısı 2 olan 3. dereceden 3 farklı reel kökü bulunan bir Px polinomu yanlış bilgisine rağmen doğru yazılmıştır. Buna göre P1 kaçtır? Yani kökleri ters şartlı yazacakken buraya artı x1 artı x2 artı 3'ü x3'ü ters şartlı yazacakken aynı işaretle yazmış. Ben diyorum ki burada köklerden bir tanesi 0 olmalı. 0 artı ya da eksi yazmanız fark etmez. Diğer kök k ise 3. kök de eksi k olmalı. Şimdi bakın siz bunu doğru yazsanız da yanlış yazsanız da şöyle yazacaksınız. Bir kök x, diğer kök k, diğer kök de eksi k olacağı için yani şunlardan bir tanesi doğru bir tanesi yanlış olsa yine aynı şey oluyor simetrik değerler koyduğumuz zaman. Baş katsayısı a olan bir polinom diyor. Burada baş katsayımız kaçmış? 2. Böyle bir polinom var. P5 160'mış. 5 yazalım arkadaşlar. 5 eksi k. 5 artı k'nın 160 olduğunu söylüyor. Şurada 16 kaldı. Peki bize P1 kaçtır diyor. Bizim burada k'ya 3 verirsek bakın 8 çarpı 2 16 oluyor. K'nın 3 olduğunu görmüş olduk. P1 kaçtır? 1 yazalım. 1 eksi 3 eksi 2 1 artı 3 4 eksi 16 ediyor sayın arkadaşlarım. 17. sorumuzun cevabı Bolu. 18. sorumuzdayız. Pembe, mavi ve boyasız şekiller var. Köşe sayısı 3'ten fazla üçgen. Şimdi ben köşe sayılarını bir yazayım. Köşe sayısına göre diyor. Bu 1, 2, 3, 4, 5 iken 6, 4, 3, 5, 4, 6, 4. Şunları bir yazalım arkadaşlar. Çünkü bize lazım olacak. 5, 4, 4, 3 ve 5. Evet. İfade edildiğine göre aşağı gelen hangileri doğrudur? Seçilen şeklin köşe sayısı 3'ten fazla olduğu biliniyorsa 3'ten fazla olanları şöyle farklı renkli bir şeyle renklendirelim. Köşe sayısı 3'ten fazla olduğu biliniyorsa demiş. Biz 3'ten fazla olanlara bir yıldız koyalım. 3'ü alacak mıyız? Tabii ki hayır. Çünkü 3'ten fazla olduğu biliniyorsa diyor. 3 olduğu dememiş. 3'ten fazla olanları işaretledik. Pembe boyalı olmalısı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Evet yazıya geçirelim. 12 tane 3'ten fazla var. Peki pembe kaç tane var 3'ten fazla olanlar içinde? 1, 2, 3, 4, 5, 5 tane var. A1 olası bu arkadaşlar. Gelelim A2'ye. Seçilen şeklin üçgen olduğu biliniyorsa mavi boyalı olmalı. Şimdi üçgenlere bir bakalım. 1, 2, 3 ve 4 tane üçgen var. Mavi boyalı üçgen üst tarafta yok. Alt tarafta bir tane var. 1 ve 4. Gelelim A3'e.
seçilen şeklin boyasız olduğu biliniyorsa üçgen olmalısı. Boyasız olan 1, 2, 3, 4, 5 tane var. Üçgen olmalısı 1, 2 tane de bunların içinde üçgen var. Buna göre aşağıdakilerden hangileri doğrudur diyor sıralama olarak. Arkadaşlar bunların üstleri eşitliyim ben. 5, 1 ve 2 kaçta eşitlenir? 10'da eşitlenir. Şunu 10 bölü 24 yapalım. Bunu 10 bölü 40 yapalım. Bunu da 10 bölü 25 yapalım. Payları eşit olan kesirlerde paydası büyük olan daha küçüktür. A2 küçüktür. A3 o da küçüktür. A1 olması lazım. Küçükten büyüğe. Yani 18. sorumuzun cevabı Edirne. 19. sorumuzdayız. İçleri boş olan büyük, orta ve küçük boy kutular varmış. Satışa sunulacak olan her bir büyük boy kutunun içine A tane orta boy kutu, her bir orta boy kutunun içine B tane küçük boy kutu. Yani bir tane büyük boy kutunun içine A tane orta boy, her orta boyun içine de B tane küçük olduğu için B tane de küçük boy. A çarpı B küçük oldu arkadaşlar. Mesela 3 tane orta boy olsun. Her birinin içine 4'er tane küçük koyarsanız 12 tane küçük olur. Ali'nin aldığı bir miktar büyük boy kutudan toplam 100 tane küçük boy kutu çıkmış. Yani A çarpı B neye eşitmiş arkadaşlar? Küçük boy kutuya eşitmiş. Biz X tane de buraya büyük boy kutu diyelim. X, A, B ne oluyor? Küçük boy kutu. Bu küçük boy kutu sayısı X çarpı A çarpı B neye eşitmiş arkadaşlar? 100'e eşitmiş. Ali kaç tane büyük boy kutu almıştır? Bize burada X'i soruyor. X eşittir 100 bölü A çarpı B sayın arkadaşlarım. Yani 19. sorumuzun cevabı Bursa. 20. sorumuzdayız. Aşağıda dairesel grafikte bir depoda bulunan çay, üzüm, sabun ve incirin toplam ağırlıklarının dağılımı verilmiştir. Dairesel grafik depodaki ürünlerin tamamı henüz kurutulmamışken sahip oldukları ağırlıklarına göre oluşturulmuştur. Ürünler kurutulduğunda çay %40'ını, sabun ve üzüm %50'sini, incir %58'ini kaybediyor. Kurutulduktan sonra ağırlıklarının dağılımı daire grafiğiyle gösterilirse incire ait merkez açı ne olur diyor. Şimdi ben bunları 100'ü 100x gibi düşüneyim arkadaşlar. Bunu 80x, bunu 60x, bunu da 120x kurutulmadan önce. Kurutulduğunda çay %40'ını kaybediyor. 80'in %60'ı kalıyor o zaman. 6 kere 8, 48x çay diyebiliriz. Peki, sabun ve üzüm %50'sini kaybediyor. Yani yarısını kaybediyor sabun ve üzüm, yarısı kalıyor. Üzümün yarısı 30x kalıyor. Sabunun da yarısı 60x sabun kalıyor. İncir ağırlığının %58'ini kaybediyor. %100'den çıkarırsak %42'si kalıyor. 100x'in %42'si de 42x. Bu da nedir? İncir. İncire ait merkez açısını soruyor arkadaşlar. Bunları birazcık sadeleştirelim. Hepsini neye bölebilirim? 6'ya bölebilirim. Bu 8x olur. Bu 5x olur. Bu 10x olur. Bu da 7x olur. Toplarsak 10, 15, 8 daha 23, 30x 360 dereceye eşit olacak. X buradan 12 dereceye eşit olacak. Bize incire ait açıyı sormuş. 7 çarpı 12 derece yani 84 derece olması lazım. 20. sorumuzun cevabı Adana arkadaşlar. Arkadaşlar 21. sorumuzdayız. Şimdi burada aynı iş yerinde çalışan elemanlar var. Normalde günlük 60 lira alıyorlar. Fakat bir tanesi izinliyse diğerleri 20'şer lira fazla alıyor. 3 işçiden ikisi de izinliyse diğeri 30 lira fazla alıyor. Şimdi normalde Ali, Barış ve Ceyhun 3, 4 ve 5 günde bir tatil yapıyorlar. 30 gün içinde Ali toplam ne kadar kazanır? Arkadaşlar Ali 30 günün 3'e bölelim. 10 gününde tatil, 20 gün çalışıyor. Normalde bu 20 gün çalıştığı zaman 20 çarpı ne kadar alır? 60 lira. 1200 TL alır. Fakat diğerlerinin tatil yaptığı günlerde de Ali
para kazanacak. Örneğin Barış hangi günler tatil yapıyor? 4'ün katlarında Barış tatil yapıyor. 4, 8, 12, 16, 20, 24 ve 28'de Barış tatil yapıyor. Ali de 3'ün katlarında tatil yaptığı için zaten burada hem 3'ün katı olanları da almayalım. Bunlar da Ali de tatil yapıyor. Ali ekstra ücret almaz. Peki Ceyhun 5'in katlarında tatil yapıyor. 5, 10, 15, 20, 25 ve 30'da tatil yapıyor. Bunlardan 3'ün de katları olan 15 ve 30'da Ali de para almayacağı için bunu yine hesaplamayalım. Şurada arkadaşlar 20'ye dikkat ederseniz 20. günde hem Can hem de Barış tatil yapmış. Burada Ali biraz daha fazla alacak. Şimdi geriye kalanlarda 20'şer lira fazla alacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane 20 fazla alacak. 7 tane 20 ne eder? 140 lira fazla alacak. 1340 liraya çıktı parası. Şurada da 30 lira fazla alacak. Artı 30 da buradan geldi. 1370 lira diye. 21. sorumuzun cevabı Deniz. Bu soruda birazcık problem var galiba arkadaşlar. Çünkü şöyle de verdiğimiz değerlerle böyle bir sonuç bulamadım. Yani şöyle bakın, kafeteryanın kapladığı alan 18 diyor. Tamam, şuraya 6 verelim. 3, 6 verelim ve doğal sayı verecekmişiz. Spor kompleksi 48 diyor. 8 verelim. Havuzun kapladığı alan 60. 6'ya 10 verebiliriz örneğin. Park yolun kapladığı alan 38, 3 daha 11, 4, 15, 2. Burası 30 olur. Park yolun kapladığı, çiçeklerin bulunduğu bölümün en az ne olacağını soruyor. Şimdi burası 24. Örneğin ben şurası 6. Burayı da 10 alırsam, atıyorum burayı 4 alırsam, 4 kere 6, 24 ne eder? 48 eder. Ya da yani sayın arkadaşlar, burada bir sürü değer verebiliriz. Neyi kıstası olarak alacağız bilemedim. Yani onların istediği 39 cevabını ben bir türlü bulamadım. Daha küçük değerler de buldum. Yani farklı değerler verdiğinizde sonuç daha küçük de çıkabiliyor esasında. Ama işte acaba burada havuz spor kompleksinden büyük mü olacak, küçük mü olacak? Endemi'nin kendi sitesinde de bu soruyu çözmeden atlamış. Onun için sizlerin de görüşlerinize açığım. Ben bu soruda bir sıkıntı olduğunu düşünmekteyim. 23. sorumuzdayız. Uluslararası bir firma Türkiye'de satış bayileri açma çalışması yapıyor. Bu çalışma kapsamında belirlenen 10 ilin her birinde bir il merkezi. 10 tane o zaman il merkezi var. Bu illere bağlı 5'er ilçenin her birinde ilçe merkezi. 10 ile bağlı her birinde 5'er ilçe varsa 50 tane ilçe merkezi var. Bu ilçenin her birinde 3'er tane bölge bayi, 50 tane ilçenin her birinde 3'er tane bölge bayi açılırsa 150 tane de bölge bayisi var. Bölge bayilerin her birinde 3 çalışan. Bunu 3'e çarpalım. Burada 450 çalışan var. İlçe merkezlerin her birinde 5 çalışan. Burada 250 çalışan var. İl merkezlerin her birinde 20 çalışan. Burada da 200 çalışan var. Toplarsak 400, 600, 700, 900 tane çalışan eder. Arkadaşlar, şimdi burada anlatılmak istenen şu. Bir sayı dizisinde veriler o dizinin aritmetik ortalamasına yakınsa standart sapma küçüktür. Uzaksa standart sapma büyüktür. Örneğin bunların hepsinin ortalaması 100. Tüm veriler de 100. Bunun standart sapması 0 çıkar, küçük çıkar. Ya da buradakilerin aritmetik ortalaması ortalama 60 küsur çıkar. Bunların da yine standart sapması küçük çıkar. Standart sapma büyüdükçe sayılar birbirlerinden uzaklaşır. Burada en büyük standart sapma Nihan'ın olacaksa, bakın burada sayıların hepsi birbirinden ayrı. 100'den başlıyor, 13'ten başlamış, 100'e kadar gitmiş. Aritmetik ortalamaya oldukça uzak sayılar. 25. soruda aradaki kaç derecelik, pardon, kaç kilometrelik bir fark vardır diyor. Şunu biraz büyütelim. Bakın bunların her biri 5'er kilometre. 5, 5, 5. O zaman bir sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14 tane 5. Arada 70 kilometrelik bir fark var.
26. sorumuzdayız. Bir fidan arkadaşlar dikilmiş ve diyor ki eğer siz buna bir koruma maddesi verirseniz solüsyon 360 dakika dayanır. Vermezseniz 120 dakika dayanır. Önceden diyor soru kökünde bilinmeden saat 12'de dikiliyor, farkına varılmadan solüsyonsuz 1 saat açıkta bırakılıyor. 1 saat sonra farkına varılıp solüsyon veriliyor. En geç hangi saatten önce dikilmesi gerekir fidanın? Şimdi 1 saat solüsyon diyor arkadaşlar. O zaman bunun manası nedir? Şöyle birazcık şeklimizi büyütelim. Biraz benzerlik yapacağım. Şuradan tam 60. dakikadan bir doğru çeksem bunları tam ortadan ikiye bölerim. Çünkü 60-120'nin yarısıdır. Şu iki parça birbirine eşittir. Dolayısıyla paralellikten dolayı şu iki parça da birbirine eşittir. Şu iki parça da yine birbirine eşittir arkadaşlar. Boyun yarısına kadar olan kısmı 60 dakikada geçmiş. Peki bunun da yarısı olduğu için solüsyonu verdiğiniz an kaç dakika daha devam eder? 180 dakika daha devam eder. Dolayısıyla toplam kaç dakika eder? 240 dakika dayanabilir. Yani kaç saat arkadaşlar? 4 saat dayanabilir. Saat 12'de vermişlerdi zannedersem. O zaman 16'ya kadar dayanabilir. Edirne cevabımız. Şimdi 27. soruda bir demir tüccarı diyor ki demirin dolar 4.2 TL 1 dolar. 10 ton demir almak istiyormuş. 1 ton demirin satış fiyatı 1000 dolar. 1000 dolar. 1000 dolar ne kadar eder? 4200 TL. Peki 10 ton demir almak istiyorsa bunu da 10'la çarpar. 42.000 TL vermesi lazım tüccarın. 42.000 lirayı hazırlamış ve gitmiş. Fakat o arada doların fiyatı yükselmiş. Adam demiş ki ben sana bu parayla ancak 8.4 ton demir verebilirim. O zaman 1 ton demir ne kadar? Bunu bulabilmek için bunu 8.4'e bölmem lazım. 42.000'i yazdım. Bu 84/10 ters çevirip çarparsak 42, burası da kaç oldu? 2, 5. 1 ton demir 5.000 liraymış. 1 ton demir 1000 dolar olduğuna göre 1 dolar 5 liraya çıkmış arkadaşlar. 1 ton demir 5.000 liraysa 10 ton demir de 50.000 liradır. Peki geri kalan parayı tüccar ben vereceğim demiş. 42.000 lira hazırladığına göre daha ne kadar vermesi lazım? 8.000 lira vermesi lazım. 28. sorumuz birazcık işlem hamallığı içeriyor. 3 kova mısır ve 2 büyük boy kola ve 1 küçük boy kola 37.25. Şimdi ben buna x lira diyeyim, buna y lira diyeyim. 3 kova mısır 22,5 lira. Bunu bir 37.25'ten çıkaralım. 5, 12'den 5 çıktı. 7, alttan 2 çıktı. 4, 14.75. Neymiş bu arkadaşlar? 2 büyük boy kola ve 1 küçük boy kola. İkincisi 5 büyük boy kola ve 2 küçük boy kola 35.25 vermiş. Ne demiş bize arkadaşlar? 1 büyük boy kolanın fiyatı ile 1 küçük boy kolanın fiyatı nedir diye sormuş. Burada arkadaşlar x'i bulabilmek için üst tarafta eksi 2 ile çarparak y'leri yok edebilirim. Eksi 4x artı 5x x. Y'ler gitti. 35, 25. Burası eksi olacağı için bir de 2 ile çarpalım. 1 kere 5, 10 elde var. 1 kere 7, 14, 15. Geri 4, 8, 9, 2 kere 1, 2, 29,5. Bunları bir çıkarırsak 5, 12'den 5 çıktı, 7. 14'ten 9 çıktı, 5. 5, 75 çıktı. Bu ne? Büyük kola. Peki büyük kola 5.75 ise 2 katı ne olur? 2 kere 5, 10. 1.5 da buradan gelir. 11.5 lira olur. 14.75'ten 11.5'u çıkarırsak 5, 2. 3.25 de bir tane küçük kola fiyatı olur. 3.25 ile 5.75 arasında ne kadar fark var? 2.5 lira fark var. Aralarındaki fiyat farkı 2.5 liradır. 29. sorumuzdayız. Bir çiftçi 5 kilogram üzüm pekmezi elde etmek için 20 kilogram üzüm kullanıyor. Bunu yazalım. 20 kilogram üzüm ile 5 kilogram
pekmez yapılabiliyor. Üzümün kilosu 3 TL. Kilogram fiyatı 3 lira. Pekmezin kilosunu 24 liradan satıyor. Alış, satış. Pekmez yapımı için kullanmadığı üzümleri kurutup satıyor. Üzüm kuruturluğunda ağırlığının %40'ını kaybediyor ve çiftçi kuru üzümün kilosunu 10 liradan satıyor. Çiftçi elindeki üzümden 40 kilogram pekmez yapıyor ve kalan üzümü kurutup satıyor. Üzümün tamamından 720 lira kâr elde ettiğine göre toplam kaç kilogram üzüm almıştır? Şimdi 40 kilo pekmez yaptığına göre, bakın, pekmezin 4 katı kadar üzüm almış olması lazım. 80 kilo üzümden bunu 4 ile çarptık. 20 kilo pekmez yapar. Pardon, bunun 8 katı. O zaman 160 kilo üzümden 40 kilo pekmez yapar. Bakın burada bir 4 kat var. Burada da bir 4 kat var. 160 kilo üzümden 40 kilo pekmez yapar. Peki 160 kilo üzümü ne kadara alır? Kilosunu 3 liradan almıştı. 480 TL bunun alışı. Peki 40 kilo pekmezi ne kadara satar? Tane kilosunu 24 liradan sattığına göre 960 TL buradan neyi var? Satışı var. Peki kar ne kadar arkadaşlar? 480 TL'de buradan kar elde etmiş. Peki pekmez dışındaki üzüme 100x kilo diyelim. Bunun %40'ını kaybediyor. 60x kilogramı kaldı. Elinde kaldı ve bunu satacak. Şimdi 100x kilo mu? Kiloyu. Kilosu 3 liradan olduğu için 300x TL alış fiyatı var. Ve üzümün de kilosunu 10 liradan satıyor. Bunu da ne kadara sattı? 600x TL'ye de sattı. Peki buradaki kar ne kadar arkadaşlar? 300'e aldı, 600'e sattı. 3x'te burada ne var? Kar var. 480 artı 300x kar ne kadar elde etmiş? 720. Dolayısıyla 300x buradan 240. 100x'te 3'e bölersek 80. Bize toplamda kaç kilo üzüm almıştır diyor. Bu 100x arkadaşlar, pekmez yapımı için kullanmadığı olan üzüm. Yani 80 kilogram bu şekilde bir üzüm var. 160 kilogram da pekmez için kullandığı üzüm vardı. Toplam 240 kilogram üzüm kullanmıştır. 30. sorumuzdayız arkadaşlar. Şimdi burada diyor ki, merkezler arasındaki uzaklık 25 metre olan 48 metre ve 60 metre çevre uzunluğuna sahip iki tane dönme dolap vardır. Merkezler arası uzaklık 25 metre ise, biz şurayı işaretleyelim. Buranın 25 metre olduğunu biliyoruz. Çevreleri 48 metre, 2 πr 48, π 3 olduğu için R'lerden bir tanesi 8 metre ya da 2 πr 60 ise R'lerden diğeri de 10 metre. Bir yarıçap 10 metre, diğer yarıçap 8 metre. Aralarındaki mesafenin alabileceği maksimum ve minimum değerleri bize soruyor arkadaşlar. Şöyle renk değiştirelim. Ondan sonra şuradan yine bakın, en uzak iki nokta, şöyle uzatırsak şuralar. En uzak iki nokta buralar. O zaman yarıçapları da üzerine ekleyeceksek 25, 35, 43 metre en çok. En az nedir arkadaşlar? Şurası yine 10 metre. Burası 8 metre. En az da 7 metre. En az. Aralarında en çok 43 metre. En az 7 metre kalması lazım. Bunu şıklardan giderseniz çok daha rahat bulursunuz. Uğraşmazsınız. X eksi 25 deniz ışıkında 18 ile eksi 18 arasındadır. Bu şekilde açılır. Bu tarafa attığınızda x 7 ile 43 arasında olur. Dolayısıyla 30. sorumuzun cevabı denizdir arkadaşlar. 31. sorumuzdayız. Aşağıda Güneş, Dünya ve Merkür'ün birbirine göre konumları verilmiştir. Güneş'in Merkür'e olan uzaklığı 56 çarpı 10 üzeri 6. Burada vermiş. Ve tanjant x 7 bölü 8. Şurayı da dik vermiş arkadaşlar. Buna göre Dünya'nın Merkür'e olan uzaklığı yaklaşık olarak nedir demiş. Şimdi tanjant karşı bölü komşu. Yani 56 çarpı 10 üzeri 6
bölü şuraya k diyelim eşittir 7 bölü 8 olacak. Şunları sadeleştirebilirim. 8 kere 8 64 çarpı 10 üzeri 6 eşittir k olmalıdır. 31. sorumuzun cevabı Ceyhan. 32. sorumuzdayız. Bir eşkenar dörtgen biçimindeki karton AC boyunca kesiliyor ve üçgenler birer kenarları ortak olacak biçimde yapıştırılıyor. Şimdi bu eşkenar dörtgense şunların hepsi birbirine eşit. Burada eşit olan kenarlar şunlar ve şunlar. Dikkat ederseniz bunu bir şekilde ters çevirerek yapıştırmış. EF 4 kök 3 arkadaşlar. Orayı bir belirtelim. Şurası 4 kök 3. Şimdi bize nereyi soruyor? KM uzunluğu nedir diye bize sormuş. K ile M. Şunu da şuradan alalım. Şimdi ne diyor? Burayı 4 kök 3 yapmış. Arkadaşlar siz şunu devam ettirirseniz burası ağırlık merkezi olduğu için tabana da paralel. Şunlar AA, bunlar da BB olacaktır. A artı B 4 kök 3 ise 2 artı 2 B'de 8 kök 3, pardon yazamadık. 8 kök 3 olacaktır. Şimdi şuradan doğrumuzu devam ettirelim. Bakın şöyle L'den devam ettirelim şu şekilde. Şimdi burada ne diyor? NKL üçgeninin ağırlık merkezi diyor. Ve bize KM uzunluğunu sormuş. Şimdi bakın burada büyük üçgen de bir ikizkenar üçgen. Buna dikkat etmelisiniz. Şurası, şurası ve şurası bunlar eşit. Burası da yine aynı şekilde ikizkenar üçgen. Arkadaşlar şunu şöyle devam ettirdiğinizde alttaki de ikizkenar üçgen, üstteki de ikizkenar üçgen olduğu için burası da yine kenar ortay olur. Burası da bu üçgenin kenar ortayıdır. E noktası bu üçgenin kenar ortayıydı. Diğeri de F noktası da bu üçgenin kenar ortayıydı. Şurası ne oldu arkadaşlar? Koyu işaret dediğim yer ağırlık merkezi oldu. Dolayısıyla ağırlık merkezinde de 1'e 2 oranı var. Şurası 2P ise burası nedir? P. O zaman bakın 2P'nin tamamına oranı yani 3P'ye oranı arada kalan parça olan 8 kök 3'ün altta kalan parça olan KM'ye oranıdır diyebiliriz. Bu durumda şunlar sadeleşir. 2 ile 8 sadeleşir. 4. 12 kök 3 eşittir. KM diyebiliriz arkadaşlar. 32. sorumuzun cevabı da Adana. 33. sorumuzdayız. Burada bir merdiven verilmiş ve bize verilen uzunluklara göre metal, kullanılan metalin kaç santimetre olduğunu sormuş. Şimdi şurayı birleştirelim. Arkadaşlar burası 24, 24, 24, 24, 24, 5 tane 24, 120, 90, 120. Bu 3, 4, 5'in 30'ar katı. O zaman burası da kaç? 150. Kullanılan metali hesaplayalım arkadaşlar. 40 var, 150 var, 40 var. Bakın 40'ı, 150'yi ve 40'ı hesapladık. 90, 90 ne var bir de? 180 var. Başka herhalde hesaplamadığımız yok. 150, 40 daha 190, 40 daha 230, 180 daha ne eder? 410 eder arkadaşlar. Yani 33. sorumuzun cevabı Ceyhan. 34. sorumuzdayız. Yarıçapı 5 birim ve merkezi AB doğru parçasına 3 birim uzaklıkta bulunan çember, AB doğru parçasını K ve L noktasında kesiyor. AL uzunluğunun alabileceği değerler aralığı nedir diyor. AB doğru parçasını K ve L noktalarında kesiyor. Şimdi şöyle yapalım arkadaşlar. Öncelikle bizim şu soruyu biraz aşağıya indirelim. 3 bir tane çember yapalım. Şöyle bir çember yaptım. Şimdi herhangi bir yerde olduğuna göre burada da yapmamda bir sakınca yok. Yarı çapı kaç birimmiş çemberin? 5 birim. Yani şurası 5 birim. Çemberin doğru yalan uzaklığı 3 birim. O zaman şuralarda 4, 4 birim. Ne diyor? K ve L noktası, K noktası L noktasına göre A'ya daha yakın. O zaman burası K noktası, burası L noktası olabilir.
AL uzunluğunun alabileceği en küçük değer eğer A noktası ile K noktası aynı olursa 8 birimdir. AL'nin uzunluğu minimum 8 birim olur. Peki alabileceği en uzak nokta nedir? Şimdi şöyle bir çember çizerseniz. Alabileceği en uzun noktada işte bütün çubuk olur. 21 metredir. AL uzunluğu alabileceği en büyük değer. 8 ile 21 aralığında olur. 34. sorumuzun cevabı Adana. 35. sorumuzdayız. Topun yerden yüksekliği 3 metre. Potanın yerden yüksekliği 4 metredir diyor. Yani şunu şöyle çekersek arkadaşlar. Pardon, çemberde kalmış bu. Doğruyu alalım. Şunu şöyle çekersek. Burasının 3 metre. Şuranın da 4 metre olduğunu bize söylüyor. Burası da 4 metre. Ve bu A merkezi çember yayı olduğu için şunlar birbirine eşit. Şimdi ben alfa, 90 eksi alfa, alfa ve 90 eksi alfa dersem bunlar arkadaşlar benzer üçgenler. Aynı zamanda da eş üçgenler esasında. 90'ların karşısındaki kenarlar birbirine eşit. Bir benzerlik kurarsanız yani şuraya A falan derseniz bakın burada alfanın karşısında 4 varsa eş üçgenler. Burada da alfanın karşısında 4 var. Burada da 90 eksi alfanın karşısında 3 var. Şunların da 5 5 olduğunu görüyoruz. Buna göre oyuncunun yaptığı atışa topun aldığı yol. Burada çeyrek bir daire yol almış arkadaşlar. 2 pi r. R'si kaç? 5. Ve 1 bölü 4. 2 kere 5. 10. 10 pi bölü 4 yani 5 pi bölü 2 kadar bir yol almış arkadaşlar. Cevabımız Adana. 36. sorumuzdayız. Burada ne diyor? A noktasından bisikletli doğrusal bir yol boyunca hareket ederek BCDE noktalarının birinden geçerek oyun parkına ulaştığına göre izlediği yolun eğimi nedir? Tabii biz burada şekli bu şekilde çok rahat çizebildiğimiz için daha size göre avantajlıyız. D'den geçmesi gerekir arkadaşlar oyun parkına ulaşabilmesi için. Hatta şunu birazcık daha devam ettirelim bence. Şuraya kadar ulaşıyor. İzlediği yolun eğimi kaçtır? Biz şunu da şöyle çekelim. Bunu da böyle çekelim. Eğim nedir arkadaşlar? Tanjant. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tanjant ne çıktı? 4 bölü 6 yani 2 bölü 3. 36. sorumuzun cevabı bu oldu. 37. sorumuzdayız. Eşkenar dörtgen, kenar uzunlukları 120 ve 160 cm olan dikdörtgen biçimindeki bir duvarda yukarıdaki birbirine eş eşkenar dörtgenler vardır. Bu eşkenar dörtgenlerin bir kenar uzunluğu nedir? Diyor. Yine biz şöyle bir birleştirme yapalım. Bakın burası 120 cm. 120 santimetre ise bakın şunlara ben A dersem 2A 120 4A 120 A'nın kaç olduğunu görüyoruz 30. Yine aynı şekilde yukarıdan aşağıya inelim. Bunlarda da arkadaşlar şuralara BB dersem 2B 6B 60 B'nin buradan 10 olduğunu görüyoruz. Şurası da 10. Buradan bir Pisagor yaparsak 30'un karesi artı 10'un karesi eşittir. X kare diyelim. Bir kenarına X diyelim. 900.000 10 kök 10 bir kenar uzunluğu oluyor. Yani cevabımız Ceyhan arkadaşlar. 37. sorumuzun cevabı Ceyhan. 38. sorumuzdayız. Burada gölgenin görülüşünde disk kapağına kadar olan kısım 120 santim. Diğer kısımda duvara doğru yansımış. Duvar olmasaydı gölgesini kaç olarak hesaplayacaktı? Bakın şurada 40 cm'i 120 olarak hesaplamış. Yani 3 katı. O zaman 180 çarpı 3 olarak hesaplayacaktı. 5.4 metre eder. 38 deniz. 39. soru. Bir düzlemde bir paralel kenarın ağırlık merkezinden geçen her doğru paralel kenar alanını iki eş parçaya böler. Buna göre karenin alanını iki eş parçaya bölüyor. D noktası 15'e eksi 3 diyor. Yani şurası 15. Şurası da arkadaşlar eksi 3. Buna göre karenin çevresi nedir? Şimdi karenin bir kenarı A ise şurası 15 artı A. Şurası da eksi 3 eksi A. Şimdi ben burayı tam orta noktayı bir belirleyeyim. Bunun tam orta noktası ne olur arkadaşlar?
15 artı a bölü 2. Pardon. 30 artı a bölü 2. İki koordinat topladım, ikiye böldüm. Peki y'lerin tam ortası ne olur? Eksi 6 eksi a bölü 2. Ve bu tam orta nokta sonuçta ağırlık merkezi olacağı için bunun tam ortasında yer alır. Eksi 6 eksi a bölü 2. Yani x'i 30 artı a bölü 2 ile y'si eksi 6 eksi a bölü 2 olan nokta bu doğrunun üzerindedir. Y yerine eksi 6 eksi a bölü 2 yazıyorum. X yerine de eksi 30 artı a bölü 2 yazıyorum. Böylece bölü 6 oldu. Şu eksiyle bu eksiyi götürelim. 2 ile 6 sadeleştirelim. 3, 18 artı 3a, 30 artı a, 2a 12, a kaç çıktı arkadaşlar? 6. A 6 ise eğer karenin bir kenarına 6 demişik, çevresi kaç santimetre oldu? 24. 40. ve son sorumuza geldik. Arkadaşlar bu denemenin incelemesini, yani zorluk düzeyini bölüm bölüm sizlere bu videodan sonra ekleyeceğim. Onu da incelemeyi unutmayın. Bir ayrıtı 2 birim olan bir küpte şeklin neyini sormuş bize? Alanı nedir? K noktası da karenin ağırlık merkeziymiş. Bir ayrıtı 2 birimse bunun bir köşegeni 2 kökkedir. Yani şunu devam ettirseniz 2 kökke olur. O zaman şunlar kök 2'ye kök 2 olacaktır. Bu kenar da 2 kökke olacaktır. Şu kenarın uzunluğu kaç santimetre? 2 santimetre. Şöyle bir şey yapalım. Yatay bir doğru çekelim. Burası da yine 2 santimetre. Burası da kök 2'ye kök 2 böldü arkadaşlar. Şu alan 2 ile kök 2'yi çarptık. 2'ye böldük kök 2. Şu alan da 2 kök 2. Topladığımızda alan ne etti? 3 kök 2. 40. sorumuzun cevabı da Edirne. Böylece bu denemeyi bitirmiş olduk. Hepinize başarılar diliyorum.